Evet arkadaşlar, ikinci ünite ilk konumuz oran. Bugünkü konumuz oran. Evet arkadaşlar, oran iki tane çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına biz oran diyoruz. Oranda dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konumuz var. Soruda bir çokluğun diğer çokluğa oranı sorulduğunda çok çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Niye? Çünkü oranın sorulduğu yerde ilk yazılan çokluk paya, ikinci ise paydaya yazılır. Yani oranda en dikkat etmemiz gereken kısım bu kısım. Örneklerle görelim. Şimdi arkadaşlar bir sorumuz var. Okuyalım. Ali'nin kalem kutusunda 5 tane kurşun kalem, 3 tane kırmızı kalem, 5 tane keçeli kalem vardır. Aşağıdaki sorulara yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Evet, ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda arkadaşlar, kurşun kalemlerin kırmızı kalemlere oranı nokta noktadır diyor. Şimdi ilk ne söylemiş? Kurşun kalem. Kurşun kalem arkadaşlar kaç tane? 5 tane. Kırmızı kalem kaç tane? 3 tane. Haliyle oranımız nedir arkadaşlar? 5 bölü 3. Soruda ilk söyleneni paya, ikinci söyleneni paydaya yazıyoruz. İkinci sorumuzu inceleyelim. Keçeli kalemlerin kurşun kalemleri oranını bulalım. Keçeli kalemimiz kaç tane? 7 tane. Kurşun kalemlerimiz kaç tane? 5 tane. Oranı ne arkadaşlar? 5, 7 bölü 5 ya da 5'te 7 diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Kurşun ve keçeli kalemlerin sayısı. Kurşun ve keçeli kalemlerin sayısı. Şimdi kurşun kalem 5. Şurada toplamasını yapalım. 5. Keçeli kalem kaç tane? 7. Topladım 12. Yani kurşun ve keçeli kalemlerin toplamı 12. Kırmızı kalem sayı 3. Oranımız ne? 12 bölü 3. Şimdi 12 bölü 3 bir orandır ama biz genelde en sade şekliyle oranda gösteririz. Yani 12'yi 3 ile sadeleştirdiğim zaman yeni oranımız 12 bölü 3'ten 4, 3 bölü 3'ten 1. Yani 4 bölü 1'dir. Bir sayıda 1'e bölmek demek kendisi demektir. Yani oranımız 4 diyebiliriz. Son örneğimize bakalım. Keçeli kurşun kalemlerin tüm kalemlere oranlarıdır. Keçeli kurşun kalemlerini yukarıda bulmuştuk. 12. Toplam kalemlerimiz ise 12'ye 3 dağıtıyorum 15. 12 bölü 15 arkadaşlar. 12 bölü 15 sadeleşebilir mi? Evet. İkisi de 3 ile sadeleşir. 12'yi 3'e bölelim. 15'i 3'e bölelim. Eşittir. 12 bölü 3 4. 15'i 3'e bölelim. 5. Yeni oranımız neymiş arkadaşlar? 4 bölü 5. Oran konusu kısaca böyle. Dikkat etmemiz noktayı tekrar hatırlatıyorum. Soru cümlesinde ilk söyleneni paya, ikinci söyleneni payda yazalım. Bitti. Oran bu. İki çokluğun karşılaştırılması. Evet. Bir problemimiz var. Çözmeye çalışalım arkadaşlar. Ece'nin boyu 140 cm. Ali'nin boyu 160 cm'dir. Ece'nin boyunun Ali'nin boyuna oranını bulunuz demiş. Şimdi Ece'nin boyu 140 santimetre. Soruda ilk önce Ece söylendiği için Ece'yi paya yazdım. Paydamız Ali, ikinci söylenende Ali, 160'ı da payda yazdım. Eşittir diyelim. Şimdi arkadaşlar, santimetre santimetre birbirinin aynısı. Birimi yok. Şimdi ikisinde de sıfır var. Sıfırlar birbiriyle sadeleşir. İkisi de çift sayı, 2'ye bölünür. 14'ün yarısı
Ece'nin boyunun, Adem'in boyu oranı 7 bölü 8'miş arkadaşlar. Bir sonraki örnekle devam edelim. Evet, şimdi bakalım. Böyle bir problemimiz var. Bir otobüsteki kadın yolcuların sayısının erkek yolcuların sayısına oranı 5 bölü 11'miş. Buna göre otobüsteki erkek yolcuların sayısının tüm yolculara oranı nedir diyor. Yani şöyle belirtebiliriz. Kadın, erkek, toplam diyelim ya da tüm yolcular diyebiliriz, toplam diyelim. Şimdi kadın yolcular 5, erkek yolcular 11 ise toplam yolcu sayısı 16'dır arkadaşlar. Burası anlaşıldı mı? Yani 5 tane kadının varsa 11 tane erkek olmak zorunda. Toplamda 5 kadın, 11 erkek, 16 kişi olmak zorunda. Şimdi buna göre oranını belirliyorum. Erkek yolcuların sayısı neydi? 11. Tüm yolcuların sayısı 16. Sonra da istenilen cevabı ne? 11 bölü 16. İstenilen cevap. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi geldim. Bilimli, bilimsiz oranlara. Buralara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Bilimsiz oran. Aynı bilimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasıyla elde edilen orana bilimsiz oran deniyoruz. Yani boyuna boyu, saatle saati, kilometre ile metreyi, yani uzunluk ölçüm birimleriyle uzunluk ölçüm birimlerini karşılaştırmamız bilimsiz orana örnektir. Bilimli oranımız neymiş? Farklı bilimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasıyla elde edilen orana bilimli oran demiş. Bilimli olan dediğimiz şey örnek verecek olursak arkadaşlar. Gidilen yol miktarı, yani uzunluk ölçü birimi, zaman ölçü birimine oranı. Bunlar birbiriyle ne yapamaz arkadaşlar? Karşılaştırılamaz. Yani sadeleştirilemez, götürmez birbirini. Haline biz buna ne diyoruz? Bilimli oran. Örneklerine bakalım. Şimdi arkadaşlar, aşağıdaki oran problemlerini çözüp bilimli bilimsiz olup olmadıklarını yazınız. Evet, ağımıza bakalım. Bir sepette 10 tane kırmızı, 5 tane beyaz gül varmış. Kırmızı güllerin sayısının tüm güllerin sayısının oranını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar soruyu şurada çözelim. Şurada belirtelim. Biraz küçülteyim kalemimizin boyutunu. Kırmızı 10 tane, beyaz gül 5 tane, toplamımızda bulalım, toplam 15 tane. Evet arkadaşlar, sorumuzun ana kriterini buldum. 10 tane kırmızı varmış, 5 tane beyaz varmış, topladım 15. Şimdi geldim soruya. Kırmızı güllerin sayısını, ilk söylenen kırmızı gül soru cümlesinde burası çok önemli. 10 taneymiş. 10 tane gül. Tüm güllerin sayısı 15 arkadaşlar. 15 tane. Şimdi oranımızı buldum. 10 bölü 15. Tane tane ikisi de gül. Birbirine götürür. Haliyle bu bir bilimsiz orandır arkadaşlar. Bilimsiz oran. Oran diyor. Şimdi bilimsiz oran ama 10 bölü 15 genellikle testler çözdüğümüzde şıklarda olmaz. 10 ile 15'in neye sadeleşir arkadaşlar? En büyük ortak bölen mantığında ikisinde en büyük ortak böleni 5'tir. 5 ile sadeleştirirse 10'u 5'e böldüm, 2. 15'i 5'e böldüm, 3. Yani bilimsiz bir oranmış, oranı ise 2 bölü 3'müş.
ya da 3'te 2'ymiş. Gelelim bir sonraki soruma. Bunu da farklı bir kalemle yapalım. Bir araç 50 kilometre yol gittiğinde 10 TL tutarında yakıt tüketmektedir. Buna göre aracın gittiği yolun tükettiği yakıt miktarına oranlıdır. Şimdi arkadaşlar, aracın gittiği yol, ilki bu. Gittiği yol 50 kilometre. Tükettiği yakıt tutar 10 lira. 10 lira ya da 10 TL fark etmez. Şimdi arkadaşlar bakıyorum soruyu. Şimdi sorumuza baktım. Birisi kilometre, birisi lira. Bunlar birbirini ne yapmaz? Sadeleştiremez, götüremez. Haliyle bu bir birimli oranıdır. Bu neymiş arkadaşlar? Birimli oran. Neymiş? Birimli oranmış arkadaşlar. Şimdi tabii şıklarda 50 kilometre bölü 10 lira olmayacağı için en sade şekilde bulmamızda fayda var. 50 ile 10 sayılarının en büyük ortak böleni 10'dur. 50'yi 10'a bölersin 5. 10'a bölersin 1. 1 paydada yazılmayabilir. Çünkü hangi sayıyı 1'e bölersen böl, sonuç yine o sayının kendisidir. 5 diyelim. Kilometre bölü lira olarak söyleyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi kilometre bölü lira bu sayımızın birimli, bu oranımızın birimli olduğunu göstermektedir. Devam edelim arkadaşlar başka bir örnekle. Aşağıdaki verilen olanlardan hangisi bilimsizdir? Evet, güzel bir soru. Bilimsiz olabilmesi için aynı ölçü birimine sahip olması lazım. Şıklardan başlayalım. Adam. Yani A şıkkımıza bakalım. 12 kilogram bölü 150 santimetre. Birisi ağırlık ölçü birimimiz. Bizim ağırlığımızı söyler. Ya da bir nesnenin ağırlığını söyler. Öteki ise uzunluğunu söyler. Bunlar birbirini ne yapamaz? Aynı ölçü biriminde değildir. Yani götüremez. Bu bir birimdir arkadaşlar. B şıkkına bakalım. 4 saat bölü 200 kilometre. Burada birisi zaman ölçü birimi, birisi uzunluk ölçü birimi. Birbiriyle alakası yok. Yani ne yapamaz? Yine bilimsiz olamaz. Çünkü aynı ölçü birimi değiller. Bu da birimli. C şıkkına bakalım. 38 kilogram bölü 25 gram. 25 gram da bir ağırlıktır. 38 kilogram da bir ağırlıktır. Bunlar aynı ölçüyü söyler. Yani 38 kilogramı ben 1 kilogram 1 gramdı. 38 bin grama çevirebilirim arkadaşlar. 38 bin gram bölü 25 gram demek de gramlar birbirini götüreceğinden bu bir birimsiz orandır arkadaşlar. Birimsiz orandır. Son şıkkımızı da inceleyelim. Yani cevabımız Ceyhan ama son şıkkımızı da inceleyelim arkadaşlar. 7 metre bölü 90 saniye. Birisi uzunluk ölçü birimi, birisi zaman ölçü birimi. Alakası yok. Tekrarlayacak olursak aynı ölçü birimleri birbirini götürüp bilimsiz oranı oluşturur diyebiliriz. Devam edelim. Evet. Mustafa otomobilinin 15 litre benzin alan deposunu tamamen dolduruyor. Ve 645 kilometre yol aldıktan sonra benzin bitiyor. Buna göre harcanan benzin miktarının alınan yola oranını bulunuz. Güzel bir soru. Bakalım. Şimdi arkadaşlar soru bitiyor. Soru kipimiz şurası. Burası çok önemli. Şurası çok çok önemli arkadaşlar. Şimdi buradaki kısım önemli.
söylenen paya yazılıyordu. Alınan yılan 645. Şimdi arkadaşlar bu da kilometre. Bakalım bu birimli bir oran mıdır, birimsiz bir oran mıdır? Gördüğünüz gibi litre, kilometre aynı ölçümleri değil, farklı ölçümleri. O halde bu bir birimli oran. Şimdi bu sayıları 45'i 5'e bölelim. 9. 645'i 5'e bölersem 129. Devam edecek olursam arkadaşlar yine bunlar 3'e sadeleşir. 9'u 3'e bölersem 3. 129'u 3'e bölersem 43. Litre bölü kilometre diyebilirim. Yani oranımızın cevabı 3 bölü 43 litre bölü kilometre diyebiliriz. Bir sonraki örneğimize bakalım. Evet. Kek yapmak için kullanılan yoğurt miktarının un miktarına oranı 2 bölü 5'tir. Bu kek için 300 gram un kullanıldığına göre kaç gram yoğurt kullanılmıştır? Yazalım arkadaşlar. Yoğurt, un. Şimdi her 2 gram için ya da her 2 k için de diyebiliriz. Her 2 gram için 5 gram un gerekmektedir. Burası çok önemli. Her 5 gram un için 2 gram yoğurt gerekliyse 300 gram un kullandığımızda, yani kaç tane 5 gram bulabilirim arkadaşlar? Bunu bulabilmek için 300'ü 5'e bölerim. 3'ün içinde 5 yok. 30 içinde 5, 6 kere. 6 kere 5, 30. Çıkardım 0, 0. İndirdim 0, 0'ın içinde 5 olmaz. 60. Yani 2 bölü 5 oranı 60 defa 5 grama 2 gram ne gelecek? 5 gram un konulduğunda 2 gram yoğurt gelecek. Haliyle ne yaparım şimdi? 60 defa bu işlem tekrarlanıyorsa 60 ile 2'yi çarparım. Şurada çarpalım. 60 çarpı 2. Çarpıyı artık nokta olarak da kullanabiliyoruz. Onu da bilmemizde fayda var. 6 kere 2 12. Bir de sıfırımız var. 120 gram yoğurt kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. 120 gram yoğurt kullanılmıştır. Kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, bu sorumuzun cevabı da 120 gram yoğurt olacaktı. Bugün oran konusunu gördük. Birimli birimsiz oranı gördük. Ve genel olarak bir tekrarlayarak dersimizi bitirelim. Oran neydi arkadaşlar? Söyleyebilecek olursak iki tane çokluğun bölüm yoluyla, yani bölme işlemiyle karşılaştırmasına biz oran diyoruz. Aynı birimlerle oran gerçekleşiyorsa birimsiz oran, farklı birimlerle gerçekleşiyorsa ne diyorduk? Birimli oran diyorduk. Oran konusunu kısaca bahsediyoruz. Bir dahaki dersimiz kesinlerde görüşmek üzere.